Fatih Altaylı, 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin kaleme aldığı yazısında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak "Fırsat bu fırsattır. İstanbul'a Meral Akşener'i aday gösterebilirler." dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Münbiç'te ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. TSK Amerikalı mevkidaşlarıyla sahada bunu koordine ediyor, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan Devleti Yukarı Karabağ dahil işgal ettiği Azerbaycan topraklarından şartsız çekilmelidir. Bu topraklar Azerbaycan'ındır. Dün böyleydi, ebediyen böyle kalacaktır, dedi. Ticaret Bakanı Pekcan Başkanlığı'nda yapılan 2. İstişare Kurulu toplantısında yeni ekonomi programının yanı sıra Gümrük Birliği, Exim Bank, e-ticaret ve dijitalleşmeye ilişkin çalışmalarla özel sektör talepleri değerlendirildi. Macron, Avrupa Birliği'nin tehlikede olduğunu ve derin bir reforma ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Suriye ve İdlib ile ilgili yapılan görüşmelerde olağanüstü olumlu bir rol oynadığını saptıyoruz, dedi. İran kuzeyindeki Avaşin, Basyan, Metina ve Zab bölgelerine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi. Rus IL-20 uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak İsrailli askeri yetkililerin Moskova'ya olayı anlatan 40 sayfalık rapor ilettiği belirtildi. Büyük dönüş yürüyüşü gösterilerinde 30 Mart'tan bu yana 32'si çocuk, 183 Filistinli şehit oldu. 11 binden fazla kişi ise yaralandı. 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcağ'ın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden yargılanmasına başlandı. Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalında ilk kez bir kadın spiker ana haber bülteni sundu. 21 Eylül 2018 Cuma günü BIST %1.17 yükselerek 97.244'ten, dolar %1.44 yükselerek 6.2845'ten, euro %1.17 yükselerek 7.4009'dan, altın %1.27 yükselerek 243.73'ten işlem gördü. 22 Eylül 2018 Cumartesi günü en yüksek hava sıcaklıkları Ankara'da 29, İstanbul'da 28, İzmir'de 30, Antalya'da 32 derece olacak.